Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emme ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. Allah subhanahu wa ta'ala şu sayyidil ayyam gününü barçamızga barakatli kıyam bulsun. Kulafa-i Raşidlerinin törtüncüsü Ali ibn Abi Talib kerramallahu ve şahu hakkıdaki dersimizi bugün yettincisi. Ali raziyallahu anhu'nun ibadeti. Ali raziyallahu anhu nafil namazlarını keçeye gündüz okurdu. Zuha namazını daim okurdu, terklemesi. Bu hakkıda soruluyanı da aytardı ki Ali raziyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ini okuyanı körgenmen. Yani asırının azanıdan keyin takbiri geçe boyan tör rekatli namazını hem kaldırması. Elbette bu asırda azanıdan keyin tör rekat sünnet okuşluk bu muakkede sünnetmez ama sünnet. Takbiri geçe okula diyor namaz. Vefat et günü için bana şu tör rekatli sünnet namazını kaldırmadı. Ali aytardı raziyallahu anhu asır namazından avval tör rekat namaz okuyan kişinin Allah'a rahmet kılsın. Ayalı Fatima anamız bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı hizmetçi sonra bargende ürgetken narsası. Yüz metre tasbih, yüz metre tahmid, takbir. Bana şuna sana hem vafat etkinince kaldırma yanıdı. Zahidliği. Zahidlik. Ne mi bu? Kişinin kalbini dünyaya bağlanmasıyla. Bu kalpte tekişliği bu genel amel. Ali raziyallahu anhu sahabaların içindeki en zahidlerden idi. Kimle addisi bilen, avukatla addisi bilen kifayelenler idi. Özü halife bulup, bana halife bulup kofu gekegeni de, hüküm havlusu geçişmedi de, bir fakir kişinin üyü geçişti. Şunu izleyerek o yan buldu. Ali raziyallahu anhu özü hakkıda itedi, Medine küllerinde biri de karnım kattı kaçtı. İş kıdırıp köçeye çıktı. Muhammed Aleyhisselam'ın küyavı, Kureyş'in seyyidi, Ali ibn Abi Talib, karnı aç, pulu yok, avukat topuştuk için köçeye işlegeni çıktı. Bir ayol tuprağını yuva alıp, hala yine layıkı mahşubu yanını körüp, mensu taşı vereyim mi çünkü dedi. Hala ayol razı oldu. Her bir taşıp giyen fakiriye, bir donadan hurma bir adıyan oldu. Su da taşı verdi, 16 fakir taşıdı. Kolları açılıp gitti. Fakirler katta bugün. Loy bitkenden gene hali ayol sanab 16 dona hurmanı verdi. Görün, peygamberimizi küyavı bana şunu mihnat kıyın eken. Demek mihnat kılıçlığı buradalar ayıp bas. Ömer ibn Abdülaziz aytar idi. Adamların içindeki en zahidi Ali raziyallahu anh. Ali raziyallahu anh aytadı. Tahkik karnım açılıkıdan onge taşbayla yürerdim. Ana şu vakitte beni beradigan nafakam, zakatım, 4000 dinar idi. Ana biz gibi burad buladigan işler, buradalar. Özünü çünkü malı köp bol işe karamazdan, fakirana hayatlı ihtiyar kılışı uğrayan, tallaşı uğrayan. Sufyan aytadı, Ali kerramallahu vecahu, bir kışını ikinci kışın üstüne koymayan, imarat kımayan. İmarat kımayan. Tavama hakkıda ise köp nesini yapış mümkün. Abdullah ibn Umar aytadı, menge sakifli kişi ayeti bir yanıdı. Haliki sakifli kişi ayeti yaptı, Ali raziyallahu anhu bir günü menge ertteki peşin bulgende beni aldım ya kedi. Ertesi buldu, peşin buldu, aldı ya bardı. Huzurge kirgeni branta eşit ayda sahçı yok. Tohta dedi yani. Doğru kürü bardım, oturdum, kişiyene gene bir halta çanı çıkardı. Üstünde muhur bardı. Beylengen, peçat kılengen. Ha, yalnız özümü çakırdı, demek bura nasıl bir adı şekeri, cevher mıdır, bir kandidir, mal mıdır? Sonra muhurunu sındırdı, içi de su ayık vardı. Bir hurma adı bir pasırak, surdu. Aldı, bir sıkım içiden, idişke salıp üstüge su koydu da, aralaştırıp içti. Menge hem içke verdi. Men içke sabır kılamadım, dedi. Ey emir el-muminin, irada turu, şunu kakılası mı? Ahir, irada avukatı bütün dünyaya kifaya kıladı ki o. Dedi. Bu pul bir adı edip dururdu. Ali ibn Abi Talib'di bu. Abi diyken buradalar.
Ali roziyallohu anhu aytdi, men baxil bo'lganim uchun qilmayman bu ishni. Faqat o'zimga kifoya qiladiganini sotib olaman. Isrof bo'lishini xohlamayman. Endi ustini baylab qo'yishga kelsak, ustini muhrlab qo'yishga kelsak, bironta odam menga ihson deb turib yegizib sop qo'ymasin ichiga. Abdulloh ibn Shuroyq bobosidan rivoyat qiladi. Iroqlik savdogarlardan biri Ali roziyallohu anhuga Falludajdagi ovqatni kirgizdi. Falludajni kirgizdi. Bu halvanın en zor navları da bittesi. Ali raziyallahu anhu halvayı karayıp durup vallahi hidin yakınlik, rengin çıralik, tamin şirin. Lekin men özümü bunu denersege adlatlantırıp alışını haklamayım ben dedi de haliginden alıp tatı dazgini haganını çıkarıp adamla geberirler dedi. Libası. İbn-i Mubarak Zayd ibn-i Vahhab'dan rivayet kıladı. Ali raziyallahu anh'u biz aldığımızda çıktı. Üstüde bitti izar ve bitti köylüye bağladı. İzarını bir parça lata bilen çiğe uygulandı. Yani ip bilen emmez. Kiyimi adamlar işare kılıp yapışkeni de etti ki ben bu iki kiyimdirmeyi kiyemem. Kibirden, fakirden uzağa buluş için namazge kul ebu genlik için ve adamlar menge ibret kılışı asan buluş için derdi. Bor, lekin soddaro yashayotgan odamlar. Endi Ali roziyallohu anhuning zohidligi haqida gapirsak gap ko'p, shu bilan kifoyalanamiz. Ali roziyallohu anhu bunday bir faqirona hayotni tanladi, nima uchun? Avvalambor o'zini nafsini tarbiya qilish uchun. Dunyoga berilib ketmaslik uchun, ayniqsa xalifa bo'lgandan keyin. Ko'proq odam Ali roziyallohu anhuga iqtido qilishligi uchun. Çünkü eğer boy badavlat yaşasayan bunlar idi. Onda hammaya iktidar kılarmaz idi. Fakirlere iktidar kılışı için. Ve kalbini dünya gelmez, ahiretke boğulaştığı için şimdi kılar idi. Ve elbette buradalar şirali kiyiniş, şirali merkebine miniş, men kılınmaken. Fakat bir de şartı var. Kalp birilip gitmesin bunlar sana. Kemterliği. Tavazusu. Halife obturgan paytda Ali roziyallohu anhu Abu Solih o'zini bobosidan rivoyat qiladi buni. Bir dirhamga xurmo sotib oldida, endi 1 kilo keldim, 2 kilo ko'tarib ketyapti. Yonida turganlar ya Amir al-Mu'minin berimiz ko'tarib ketamiz dedi. Endi halifa, ulug' inson, buyuk sahoba xizmatini qilay deb keling bizga bering dedi. Abu al-Ayal ahaqqu bihamdihi. Oilani boshlig'i ko'tarishdagi haqliroq sizlardan ko'ra dedi. Albatta hurmat bajot keltirishi yapıyor onadagi, lekin kamtarligidan. Xalifa bo'lsa, Rasulullohni kuyovi bo'lsa, tirikligida jannatga bashorat qilingan bo'lsa, bu mansabdor, ilmdor, puldor, hurmat e'tiborda turgan odamlarga ibrat bo'ladigan ko'rinish. Kim sotadigan Abu Navvor aytadi, "Men oldimga Ali roziyallohu anhu keldi yonida quli bilan. Keldi-da İkide kiyim satıp aldı. İkide köylüyü satıp aldı. Kuluya karaptırıp talla bittesini dedi. Kulu bittene talladı. Kuldan koyan ikincisini alıp kiyiyordu. Yenge uzurak geldi. Kiyim furuşke bana onu 40 taş edip kürsetti. 40'ı da şundaki kete olurdu. Kulu bilen bir kıl kiyim kiyi yaptı. Kulu bilen bir kıl kiyim kiyi yaptı. Sahabalarda dersi de ötkemiz buradalar. Abdurrahman İbn-i Avf raziyallahu anh'u kulları bilen yürsaya götürse... Kiyimi bir hırlıgiden kaysanısı sayyidiyi, kaysanısı kulu aciratı bulmasıdı. Ali raziyallahu anh'unu kemterliğini kulasa kılıp askeri kiltirgen Nersan Aytamız kifaya kıladı. Kemterlik degen de Ali raziyallahu anh'unu beni şunu aradı. Birinciden aytardı ki tavazu kemterlik. Üçte Nersa'da buladı. Birincisi yolukkan kişiye birinci sen salam verişin. Katta mı kichik mi assalomu alaykum deb salomni sen berishin. İkincisi, majlisda pastroq joyda o'tirishga ham rozi bo'lishing. To'ridan joy tegmasa xafa bo'lmasliging. Uchinchisi, riyo va sum'ani yomon ko'rishing. Seni muhtojlarini, sen haqingda yaxshi gaplar gapirishini istamasliging. Qazoi qadar. Qazoi qadarga rozilik. Bu masalani birodarlar siz bilan biz har xil tushunamiz. Sahobalardan turli tushungan. Hasan roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Hasan ibn Ali roziyallohu anhu. Bir kishi kelib,
Ali roziyallohu anhuga aytdi. Abu Zar shunday deyapti. Abu Zar G'ifori shunday deyapti. Faqirlik menga boylikdan ko'ra mahbubroq. Kasallik sog'likdan ko'ra mahbubroq. Abu Zar G'ifori sahobalar ichidagi eng zohid, bir o'zini hayotini qattiq bo'lishiga intilgan kishilardan edi. Kasal bo'lganim yaxshi menga derdi. Chunki kasal bo'lganim gunohlarimni kechiradi. Kambag'al bo'lganim yaxshi boy bo'lgandan ko'ra. Chunki kambag'al bo'lsam dunyoga berilmayman derdi. Endi Ali ibn Abi Tolib nima deyapti bu masalada? Alloh Abu Zarni rahmat qilsin dedi. Ammo men esa bunday deyman. Endi Ali ibn Abi Tolib nima deydi bu masalada? Kim Alloh taolo unga tanlab bergan narsasiga haqiqiy ma'noda rozi bo'lsa, suyansa, boshqa narsani orzu qilmaydi. Ya'ni Alloh insonga bir kunni bergan, inson boshqa kunni orzu qiladi. Allohning taqdiriga haqiqiy rozi bo'lgan odam o'sha boshqa narsani orzu qilmay qo'yaveradi. Bugungi kuniga rozi bo'laveradi. Va shu bilan saodatli bo'laveradi. Ya'ni agar Alloh taolo unga sog'likni bergan bo'lsa, rozi. Kasal qilgan bo'lsa, bunga ham rozi. Boy qilgan bo'lsa ham rozi, kambag'al qilgan bo'lsa ham rozi. Tamomiy nima? Rozi. Ya'ni Allohning bergan kuni u uchun o'zi orzu qilayotgan kundan ko'ra mahbubroq bo'lishi kerak bo'ladi. Ali atar roziyallohu anhu, mana shunday bo'lish qazoi qadarga rozi bo'lishning chegarasi, haddi. Rozi bo'laylik kunimizga birodarlar. Ya'ni yaxshilik kelganda oshchi xursand bo'lib ketmaslik, musibat kelganda jazavaga tushmaslik. Bu degani hech narsa qilmasdan yotib olish kerak degani emas. Amal qilamiz, lekin rozi bo'laveramiz kunimizga. Ali roziyallohu anhu'ni keyingi so'zi ham bir juda ham bir ajib, qarang. Qazoi qadarni Ali roziyallohu anhu xulosalab shunday derdi. Kim Allohning unga bergan kuniga, qazosiga rozi bo'lsa, qazo ustida o'taveradi baribir. Ajr oladi. Endi kim Allohning bergan qazosi qadariga norozi bo'lsa, uni ustiga ham qadar ketaveradi, lekin buni amali habata bo'ladi. Xolisiz ham shukun, xolamasiz ham shukun. Rozi bo'lsangiz ham shukun, rozi bo'lmasangiz ham qazoga rozi bo'lishlik kishiga xotirjamlikni, osoyishtalikni olib keladi. Mana endi musulmonlarga nisbatan Ali ibn Abi Tolibni munosabat. Ali roziyallohu anhu aytardiki, odamlarning eng fasohatlisi, eng Allohni ko'proq tanigani kim? La ilaha illalloh kalimasini aytgan kishilarga muhabbati bor. Ularni qadrlarini bilgan kishi. Musulmonni qadrlagan kishi Allohni tanigan kishi bo'ladi. Haqiqiy taqvo egasi kim? Haqiqiy ilm egasi kim? Musulmonlarning haq hurmatini biladi, moli, joni, obro'yiga putur yetkazmaydi, g'ibat qilmaydi. Ali ibn Abi Tolibni Qur'ondagi eng umid bag'ishlaydigan oyat haqida aytgan so'zi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Ali ibn Abi Tolib ushbu hadisni rivoyat qiladi. Albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ummatimni qiyomat kunida shafaat qilaman. To Robbim menga ey Muhammad, rozi bo'ldingizmi?" dedi. "Men ha, rozi bo'ldim," deyman. Dedida iroqliklarga qarab turib, "Sizlar," dedi iroq ahli, "kishini umidini ziyoda qiladigan oyat deb mana bu oyatni aytasizlarmi? Mening o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting. Allohning rahmat marhamatidan noumid bo'lmang. Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat qilur. Albatta uning o'zingina mag'firatli mehribon." Shu oyatni aytasizlarmi? Insonga umid bag'ishlaydigan eng kuchli oyat shu deb bilasizlarmi? Ular ha deyishdi. Lekin men buni demayman dedi. Qur'onda mo'min kishining qalbiga umidni katta qilib joylab qo'yadigan oyat "Vala saufa yardo" oyati deb aytaman. Yaqinda Parvardigoringiz sizga shunday ne'matlar ato eturki, siz u ilohiy marhamatlardan rozi bo'lursiz. So'ngra Ali ibn Abi Tolib aytdi: "Qiyomat kunida Alloh o'zini keng marhamati bilan, rahmati bilan xohlagan bandasining gunohini kechirib, jannatga kirgizganidan keyin
Peygamberimizge şafaat eşigini açadı. Peygamberimiz şafaat kıladı. Şafaat kıladı. Şafaat kıladı. Şafaat kılıp Peygamberimiz razı bugenden ki ya Muhammed dedi Allah Teala hal radid. Şimdi razı buldunuz mu dedi. Ha dedi. Allah keçirgenden ki Peygamberimiz özü hohlap, razı bulup, özü kalbi taskin top küçü ümmetini şafaat kıladı. Şunu için mi eytemen? Vala sevfe yarda. Allah Teala şimdi nimetlerde beledi ki ey Muhammed, siz razı bulup getesiniz dedi. Özü Allah Teala günahlarda avf kılıp cennetki kirkiz yaptı müminlerdi. Şimdi günahı sevabından köp köp koyan, tövbe kımasından, istiğfar etmesinden ötüp yetkenlerge Peygamberimizin şafaatı vada kılını yaptı. Peygamberimiz etkenler, şefaati li ahlil kebairi min ümmeti. Meni şefaatim kimge bu teyada? Ümmetimden kebire kılıp ötkenlerge. Günah kebire kılıp tövbe kımı ötüp yetkenlerge. Bir namaz ötüp yetken bu seyem ekeler, la ilahe illallah deyken kelime etken bu se, ümit kılınadı. Çünkü şehadet ahliden de o. Bu namaz okumu öttü, boldu, bu dozak hakire, yok, hakire, onu hakire yok. Bu manak adam dedi. Kebire kılıp, tövbe kımı ötüp yetken bu seyem, kelime ahliden mi? Ümit kılınadı buradalar. Ali raziyallahu anhu'ya yakın bugün kişilerden Kümel ibn Ziyad. Bir günü Ali raziyallahu anhu ile birge çıktık. Kabirlerde aldık ekeganımızda Ali kabirlerine karab, ey kabir egeleri ya ahlal bala ya ahlal vahşa sizlerde ne haberler var dedi de özü yapardı. Şimdi bizdeki haberler şu ki mallarıylar taksim kılındı, balalarıylar yetim buldu, cüftlarıylar başka yerlerge teyip gitti. Bizdeki haber şu, sizlerde ne haber? Sonra menge ögürülüp dedi ey Kümeyl, eğer ularga cevap verişke izin verilgeni de elbette zadının en yaksı takva idi deb aytishardi deydi. Fe inne hayra zadi takva. Toplanadigan, özü bilen op getirilenadigan narsaning en yaksı takva deb aytishgan bular dedi. Sonra ya Kümeyl, al kabr sundukul amel ve indel mavti yetikel haber. Ey Kümeyl, kabir amallarının sandığıdır. Ölüm oldu da senge albatta haber geledi dedi. Gene aytar edi. Yaşilike büyüresiler, yomaliden kaytarasılar. Allah'ın işi de ciddi bulasılar. Aksi halde üstülerde tağiler hüküm buladı. Ular sizlerini azablaydı. Sizlerini azablayan için ular, ularını Allah azablaydı. Tağilerini Allah azablaydı buradalar. Haris rivayet kıladı, Ali dedi. Yaşilike bir yomaliden kaytarasılar. Aksi halde üstüngizge yomallaringiz boşluk buladı. Sonra yaşilaringiz dua kıladı. Ama duaylar icabat bulmaydı. Bu ümmette başka ümmetlerden acilat duradığın narsası amr-ı maruf nahi münker kıladı. Eğer bana şu farzını talik etseler yomallariler padişah buladı üstüylerde. Yeni içilerdeki yaşiler dua kıladı. Amin de durarasılar. Duaylar icabat olmaydı. Ne sebep? Amr-ı maruf nahi münker kimi koyganligimiz için. Menge ne medep ket adıyan bu koyganligimiz için. Ölüp ket miydi medep koyadıyan bu koyganligimiz için. Ali raziyallahu anhu hakkını yapırıştığı da cüretliydi. Hiç kaçan yolgan yapırmakken ve brant orunda mücamele kımakken. Natorun asanı bilgende ayetken çırali yapırıp koymakken onu da. Ali raziyallahu anhu haytarıdı. Özünge zarar keltiradigan orunda bolsa ham roz sözleşin, özünge zarar yetkizadigan halat diyem roz gapirayotganligin imanini borligini belgisidir. İlminden ortiq bo'lgan sözünü gapirmasligin, bilmagandan seni gapirmasligin ve başkalarının ilmida taqvo qilishing, bu ham imonning belgisi. Başkalarının ilmida taqvo qilishing, nima degani bu? Başkalarının ilmini hurmat qilishing. Ular bilgen narsani sen bilmesen indemeye turuşin. Ali raziyallahu anhu'nun ilmi. Ali raziyallahu anhu'nun ilmi hakkında kibar alim sahabalar güvahli verişken. Resulullah s.a.v'den keyingi ilim bulağı Ali raziyallahu anhu'ydu. Çünkü Ali raziyallahu anhu gödeli giden peygamberimizi yüdekatte ogen. Bir, birinci bol iman keltirgen. İki, sahabalar peygamberimizden az gene bir narsani örgeniş için Resulullah'ın istep, suhbatını müştah olsa Ali raziyallahu anh'a bir yaşa gel.
Şu ve başka sebeplerine göre Ali raziyallahu anh'u en alim sahabalardan. Ali raziyallahu anh'u özüdeki ilim hakkında yapıp etedik ki şükür keltirip vallahi buran bir ayet nazil bulgen bulsa o ayet nime hakkında kim hakkında kayırda nazil bulgeni gene bilemem derdi. Var mı hazır şuna kadar? Kaçan kayırda kim hakkında nazil bulgeni gene bilemem derdi. Ali raziyallahu anh'u. Endi bunday deyishlikka faqatgina Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu qodir edi. Ali roziyallohu anhu aytardiki, odamlarga taqlid qilmanglar. Kishini jannatga olib keladigan ishlarni qilib yuradi. Keyin Alloh bilgan ilm tufayli ortiga qaytib ketadi, iymondan toyilib ketadi, jahannamga ketadi. Yana bir kishi jahannamga olib boradigan ishlarni qilib yuradi, u ham ortiga qaytib ketadi. Alloh bilgan ilm tufayli jannatiga tomon ko'radi, jannatga kirib ketadi. Agar taqlid qilishlik juda ham zarur bo'lsa, o'tib ketgan solih insonlarga taqlid qilinglar. Chunki ular fitnadan endi omonda. Tirik odam fitnaga uchrashlikdan omonda emas bo'ladi. Xatoni tan olish. Musulmon odam qilgan xatosini darhol tan olishligi lozim bo'ladi. Muhammad ibn Ka'b al-Qurozi aytadi, Ali'dan bir kishi kelib masala so'radi. Ali javob berdi. Hali kishi Amir al-Mu'minin bu masalani javobi falon falonda qamasmi dedi. Ali ibn Abi Talib ozgina o'ylanib turdi-da, to'g'ri aytdi, men adashibman dedi. So'ngra vafauqa kulli zi ilmin alim. Har bir ilm sohibining ustida undan biluvchiroq bo'lgan zot bor dedi. Bilmagan narsani kishi bilmayman degan uyalmaslik kerak birodarlar. Ilm hovlisini eshigi bo'lgan Ali roziyallohu anhu xatosini tan olyapti. Bilmagan narsasini bilmayman deyishdan musulmon odam kibr qilmaslik kerak. Masalan, bir domla yoki bir kishi, bir olim hamma ilmni bilimdoni bo'lishi mumkin emas. To'g'rimi? Endi bir marta bilmayman ekan shu narsani desa birorta bir domla, bu narsa u domlani hurmatini ziyoda qiladi. Sharafini ko'paytiradi. Chunki hamma narsani bilishlik, akalar, kechirib qo'yasizlar. Har qancha fenomen bo'lmasin kallas, baribir nima qilasiz? Shuning uchun talo haqida so'rasa, palonchi domladan so'ray, mendan yaxshiroq biladi, deyaptimi? Demak, bu yaxshilikni belgisi. U talo haqida hamma narsani bilgan domla faroizdan bexabar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bilmaydigan narsamiz nima deylik? Bilmayman deyishni o'rganaylik. Ey odamlar, bizdan ushbu so'zlarni olinglar. Kishi faqatgina Robbisidan umid qilsin. Faqat o'zini gunohidan qo'rqsin. Agar bilmasa, ta'lim olishdan hayo qilmasin. Agar bilmagan narsasi haqida so'ralsa, bilmayman deyishdan uyalmasin. Bu Ali ibn Abi Talib so'zi. Bir kuni bir odam kelib Ali ibn Abi Talibdan masala so'radi. Buna haqida menda ilm yo'q dedi. Dedi-da, "Ya bardaha laka bidi" dedi. Zo'r oldi degan ekan. Nima zo'r oldi? Bilmaydigan narsam haqida so'raluvdim, bilmayman deya oldim degan ekan. Ya bardaha alaka bidi, zo'r oldi degan ekan. Ya'ni kibrimni yenga oldim deganida bu. Imom Molikdan biroq savol so'radi. To'rt mazhab boshliqlaridan bittasi. Men buni bilmayman ekan dedi. Haligi savol so'raganiga bo'l berdi. Imom Molik o'tirib bilmaysizmi shuni dedi. Bor dedi. Madinani to'tta balatligi bor, dumi dedi. Turovga chiqib baqir. Imom Molik mo masalani haqiqiy xayriyat, yaxshilik nima? Alloh taolo Qur'onda va innahu li hubbil xayri la shadid. Albatta u inson shak shubhasiz molu dunyo muhabbatiga juda qattiq beriluvchidir. Abduxoyr ibn Yazid al-Hamadoniy aytadi Ali ibn Abi Talibdan. Ali roziyallohu anhu aytadi, moling va farzanding ko'payishi haqiqiy xayriyat emas. Yaxshilik emas bu. Haqiqiy yaxshilik bo'lmas. Haqiqiy xayriyat ilmingni ko'payishi, muloyimligingni ziyoda bo'lishi, odamlar orasida ibodatingni ko'pligi bilan quvonishliging dedi. Agar chiroyli amal qilsang, Allohga hamd aytishing, yomon ish qilsang, unga istig'for aytishing dedi. Ali ibn Abi Talib aytar edi, sizlar uchun ikkita narsadan qo'rqaman.
havo nafsga ergashishlardan va orzu umidga berilib ketishlardan. Chunki havoi nafsga berilishlik kishini haqdan to'sib qo'yadi. Orzularda, umidlarda ko'chasiga kirib qolishlik oxiratdan to'sib qo'yadi sizlarni. Abdulloh ibn Abbos aytadi: "Ishonchli odam mana bu gapda Ali aytdi desa, shu masalada ijtihod qilmasdan nuqta qo'yib qo'yardi. Ali gapirmagan bo'lsa bir masalada, inekin ijtihod qilardim", deyapdi. Xabrul umma bo'lgan kishi. Ibn Abbos yana bir so'zi: "Men eng ko'p foydalangan kishi so'zlaridan bu Rasululloh. Endi Rasulullohdan keyin so'zlardan ko'proq kimdan foydalandim? Ali roziyallohu anhu." Ali roziyallohu anhu İbn Abbas'ga maktub yozib bergan edi. Ana shu maktubdan juda katta foyda olganligini aytadi İbn Abbas. Maktub quyidagicha edi: "Albatta, insonni aslida o'tib ketmaydigan narsaga yetishi xursand qiladi. Va aslida yeta olmaydigan narsasining o'tib ketishi xafa qiladi. Peshanasida yozilgan kelishi bir narsani. Shu narsa kelsa xursand bo'ladi. Endi peshanasida yozilgan bir narsani kelmasligi. O'sha narsa ketib qolsa xafa bo'ladi. Keluvdi xursand bo'lib ketdingiz. Ketib qoladi xafa bo'lib ketdingiz. Demak ikkalasi ham yozilgan edi. Biriga oshiqcha xursand bo'lishdi, ikkinchisiga oshiqcha xafa bo'lishdi. Keragi yo'q edi. Dunyoingdan yetgan narsanga xursand, undan o'tib ketgan narsaga xafa bo'lmagin. Oxiratni amalsiz umid qiluvchilardan bo'lmagin. Tavbani uzun orzularing sababli kechirmagin" dedi. Oxirat ishini zo'r qilib qo'yganingizdan keyin haqiqiy xursandchilikka haqli bo'lasiz. Ali roziyallohu anhu haqida Umar ibn Xattob: "Ali aqdona. Biz oramizdagi eng qoziroq inson Ali" deb aytardi. Kim? Umar odi. Umar ibn Xattob biron masalada, biron ishda hukmini chiqarishni ikkilansa, Ali ibn Abi Talib bilan maslahatlashar edi va aytar edi. Diqqat qiling Umar ibn Xattob so'ziga. Hatto Abul Hasan ham maslahat bera olmaydigan mushkula, muammo chiqib qolishidan Allohdan panoh tilayman. Kim aytayapti buni? Umar ibn Xattob. Ibn Mas'ud aytar edi: "Madina ahli orasidagi eng qoziroq inson bu Ali roziyallohu anhu edi." Sahobalar ichidagi eng ilmligi kim deb so'rasa, kimdir Abu Bakr deydi. Kimdir Usmon deydi. Kimdir Ubay ibn Ka'b deydi. Ammo yaxshilab tekshirib chiqsak, ana shu sahobalarda o'zlarining gapi, tobiyinlarda gapini yaxshilab o'rganib chiqsak, eng ilmli sahoba Ali ibn Abi Talib ekanligi ma'lum bo'ladi. Ibn Abbos aytar edi: "Ali'ga ilmda 10'dan 9'u berilgen idi. Ali roziyallohu anhu'ga ilmda 10'dan 9'u berilgen idi. Qolgan 10'dan 1'i de adamlar Ali'ga sherik idi." U yerda ham Ali roziyallohu anhu var. Rasulullah bilan birga yashagan, Rasulullohning har bitta holatidan xabardor bo'lgan Oyisha onamiz aytardiki, sunnatni eng biluvchi kishi Ali derdi. Tobiyonlarning ulug'i Said ibn Musoyib aytadi: "Mendan xohlagan savolingizni so'ranglardi, faqatgina Ali ayta olar edi. Boshqa hech kim buni qilay olmas edi." Atoga aytdim deydi Abdul Malik ibn Salman: "Muhammad alayhisalomning sahobalarining orasida Ali'dan ko'ra bilimdorroq odam bormidi?" Ato javob berdi: "Undayini bilmayman." Qazo va hukm. Umar ibn Xattobning oldiga bir ayol keldi. Ergetaydi, 6 oyda tug'ib qo'ydi. Umar ibn Xattob: "Demak, erga tekkicha homilasi bilan kelgan ekan bu. Zino qilgan ekan. Toshboron qilinadi bu", dedi. Ali ibn Abi Talib: "Ey Amir al-Mu'minin, toshboron qilinmaydi u", dedi. "Nima uchun?" dedi. Ali roziyallohu anhu aytdiki: "Siz Allohning Qur'ondagi istaydu billah va hamluhu va fisaluhu 30 shahro oyatini o'qiganmisiz?" dedi. Ya'ni uni homilador bo'lishi va uni sutdan ajratish muddati 30 oy. Homilador bo'lib, tug'ib, sutdan ajrashi 30 oy bo'ladi", dedi. "Ha, ishkanman", dedi. Ali roziyallohu anhu davom etdi: "Yana va fisaluhu fi amayni. Uni sut emizishlik muddati 2 yillagan eshitganmisiz?" dedi. "Ha, eshitganman", dedi. "Homilador bo'lish, sutdan ajratish 30 oy bo'lsa, sutdan ajratish 2 yil bo'lsa, amayni degandaqa 24 oy chiqib ketdi. Qancha qoldi?" dedi. "6 oy", dedi.
Kur'an'daki ikide ayet bilen boyaga ayolni toshboron qilmasligi to'g'ri bo'lishligini Umar ibn al-Xattobga tushuntirib qo'ydi. Ali aytdi, sanatayn 24 oy, homiladorlik va emizishlik 30 oy, emizishlik 24 oy bo'ladigan bo'lsa, homiladorlikka 6 oy qoladi. Demek, homiladorlik 6 oy bo'lishi mumkin dedi. Umar ibn al-Xattobning hukmi xato edi. Umar ibn al-Xattobning chiqargan hukmi xato edi. Shunda Umar roziyallohu anhu o'zining mashhur so'zini aytdi. Laula Ali la halaka Umar. Agar Ali bo'lmaganida Umar albatta halok bo'lgan bo'lardi. Begunoh ayolni toshboron qildirib, gunohi bilan halok bo'lardi qiyomat kunida dedi. Ali roziyallohu anhu o'zi xalifa bo'lgan paytda ham qazo ishini marji'a edi. Mana u kishini aqliga ishora qiladigan bitta narsani aytamiz. Bir ayol keldi. Akasi vafot etdi. Akasidan 600 dinor meros qoldi. Keldi de, ya amiral mu'minin, akam öluvdi, 600 dinar miras kaldırıldı, katta pul. Menga mirasla taksim kılışıp, bir dinarla berişti dedi. Menga zulüm kılışdı dedi. Ali raziyallahu anhu sözünü eşitip, az yine oylandı da, ihtimal akeyini ortada ayalı kagandır. Ha? İkide kızı, onası, ona iki tak ülkesi bulsa, sen bittesiyken sen dedi. Ha da o da. Doğru bölüştü dedi. Buradalar miras ilmede bir adam öyle pul kaldırsa, ikide hatını bulsa hatınıge manca kısmı bölünedi. İkide oğlu bitti kızı bulsa manca bölünedi. Atası bulsa manca bölünedi. Yani, hemen nasıl akükeleri geçe, apasingeleri geçe taksim hukuk boyunca. Hani, akeyinin ortada ayalı, iki kızı, onası, ona kita akükesi ve bitti sensiniz kapsana dedi. Öşü 600'lük sabah koydu bir dinarda bir genliğini kapı durup. Bir de üçte nasıl yeti var veriş gerek. Birinciden bu kişinin ortada koyan insanlarını çıkarıverdi. İkinciden anlık matematik hesap. Üçüncüden kısa vakti işide. Ali raziyallahu anh'ın zakavatı yine bitti misal. İkide dost oturup avukatlarını şu adı yan buldu. Bitesi de 5 burada non, ikincisi de 3'te burada non bu arada. Ortaya koyuştu. Endi ovqatlanamizda turgan da üçüncü adam keldi de halgilar bilan birga ovqatlanmoqchiligini aytdi. Oturishdi, 8 burda non yeyishdi. So'ngra haligi üçüncü adam turib ketyotib, mana bu yeganiman haqqi deb turib 8 dirhamni tashab ketdi. Shunda 5 burda non qo'ygan odam aytdi, "Menga buni 5 dirhami, senga 3 dirhami" dedi. Chunki menda 5 burda non edi, senda 3 burda non edi. Haligi odam rozi bo'lmadi, hammamiz teng yedik. 4 dirhamdan bo'lamiz dedi. İkide ulfat, ikide dost tolashib qolishdi. Juda ham jiddiy masala emas endi, lekin yur Ali oldiga boramiz deydi. Yurdi, borishdi. Ali ibn Abi Tolibga borib turib, holatni bayon qilishganida haliga 3 burda non qo'ygan yigitga qarab, "Birodaring senga 3 dirhamni beribdi, olaver" dedi. "Ya amiral mu'minin, hammamiz teng edik" dedi. Undan tashqari shariat hukmini bilmoqchiman. Achchiq bo'lsa ham quloq solaman men. Şariat hükmüne razımsan, razımam. Senge bir dirham oldu dedi. Ne demek bir dirham? O yüzden üç dirham gökümmeye durup ben. Kep olmasa memana hesabla dedi. Her bir burda nandı, üç kısımda faras kılıyorduk. Braderin 5 burda nan koydu, demek 12, 15 bölük. Sen 3 burda nan koydun, seninki 9 bölük. 15 ke 9, 24 bölük. Üç aleyler oturup yediler. Üç aylarda teyi yedi faras kılıyordu dedi. Bu da baptı dedi. 8 bölüden yediler. Braderin 15 bölüye koyganı da şundan 8 tasını yedi. Onge 7 bölüye kaldı onun anıdan. Sen koygan 9 bölüye gidi. Sen 8 bölüye yedin. 1 bölüye senden kaldı. Demek braderin 7 senge 1 dirhem dedi. Bu braderin kanaka bir akıl. Kanaka zakavat. Bir fikir görelim. Ali raziyallahu anh'ın zakavatı uzatını tanıgan hemen kişiler itirafı. Hatta ki o kişi bilen, husumatlaşkenler hem. Muaviyatun Nabi Sofyan bilen Ali ibn Abi Talib ortasında müşküle bogan, cahiler bogan. Lekin Muaviyat raziyallahu anh'u husumatlaşken bu seyem. Ama Ali raziyallahu anh'u da ilimde tanıları. Muaviyat halife buldu, aldı ki, ana şu Şamlı kişilerden bittes kirip,
falan masala hakkında soradı. Muaviyat ibn Abi Sufyan, ben bilmiyim ben bunun cevabını dedi. Kimge bari, kimden soruyordu o da? Ali'den başkasına dalalet kılamayım ben dedi. Halil kişi etti. Bu işte Ali'nin cevabından göre sizin cevabınız mı yakınlıyor olardı daha dedi. Muaviyat ibn Abi Sufyan etti. Bu sözü ne kadar yaman buldu ya dedi. İçige Resulullah'ın özü ilim cahilegen kişinin aldığı barışından başlıyor sen mi dedi. Ali radıyallahu anh bu hakkında Muaviyat ibn Abi Sufyan'ın sözü bana şöyleydi. Aqulu qawli hada ve astagfirullah li ve lakum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.